bir süreç yaşandı. Bir enkaz var. MİT, MGK, Diyanet, Milli Eğitim, imamlar, okul müdürleri, sendikalar, medya, TRT, YSK, Ziraat, Vakıf, Halk, Kamu Bankaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, YÖK, TÜBİTAK, BDDK, SPK, Borsa, Rekabet Kurumu, liste uzun. Hı. Bir parti rejimi bu saydığım kurumların tamamına çökmüş. Şimdi bize neyi dayatıyorlar? Erken seçimi dayatıyorlar. Sen MİT'e çökmüşsün, MGK'ya çökmüşsün, YSK'ya çökmüşsün, TRT'ye çökmüşsün, RTÜK'e çökmüşsün, havuz medyası üzerinden bütün medya dünyasını dizayn etmişsin ve diyorsun ki bana bu düzen içerisinde erken seçime gidelim. Hadi canım. Millet demiş ki kardeşim ben bu sürece müdahale ediyorum, el koyuyorum. Millet yönetime el koymuş. Millet yönetime el koymuş. Akşama kadar milli iradeye saygı diyenler hiç kusura bakmayacaklar. Milli irade AKP dışındaki siyasi partileri çoğunluk olarak mecliste konumlandırmış. Dolayısıyla şu anda sorumluluğun bilincinde olunması gereken bir zamandan geçiyoruz. Ben aynı bu sorumluluk bilincinin tüm muhalefet partilerinin olduğu kanaatindeyim. Milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye sırt dönenler milletin tokadını yerler. Biz milletin mesajını aldık. İlk günden beri milletin uzlaşma çağrısına uygun bir dille çağrı yapıyoruz. Yurttaşın verdiği mesaj çok açıktır. Meclis çoğunluğu bugün uzlaşması gereken iradeyi temsil ediyor. Meclisin çoğunluğunu oluşturan, yani AKP dışındaki çoğunluğunu oluşturan iradenin uzlaşması ve AKP'nin 12 yıl boyunca yaratmış olduğu bu tahribatın bir şekilde geri dönüşüm sağlanarak restorasyon dönemine girilmesi gerektiği mesajını millet vermiştir. AKP'nin olmadığı bir formülde uzlaşalım. Ve milletin bugün çok reel biçimde ortaya koyduğu somut tavrın siyasette karşılık bulmasını sağlayalım. Bu ülkenin tüyü bitmemiş yetimlerinin hakkını yiyenlerin karşısına dikildik ve bugün de diyoruz ki hesabını soracağız. Yüce Divan'a gönderilecekler. 17-25 Aralık dosyaları tekrar açılacak. Gelin açalım. Mecliste oylamamızı yapalım. El çokluğuyla bunu kabul edelim. Dolayısıyla el çokluğuyla iç güvenlik paketini iptal edelim. El çokluğuyla gelin AKP'nin torba yasalarının tümünü iptal edelim. Yasama gücümüzü kullanalım ve bir müzakereyle Türkiye'yi yeniden restore ederek bu tahribatı ortadan kaldırarak gerekiyorsa orta vadede tüm bu arızaları giderdikten sonra erken seçimi konuşalım, tartışalım. Ama biz şimdi AKP'yi bütün bu kurumlar partinin çöktüğü yapılarını koruyorken bu anahtarı götürüp AKP'ye teslim etmek sandıktan çıkan iradeye sırt dönmektir. Bunun mesajını almayanlar sandıkta ders alırlar. O yüzden biz diyoruz ki biz o mesajı çok doğru bir şekilde aldık ve herkesin bu mesajı doğru alması gerektiğini düşünüyoruz.